Şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Mustafa Aydın var. Kendisi Kadir Has Üniversitesi Rektörü. Tüm bu yaşananları değerlendireceğiz. Sayın Aydın, günaydın. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi az önce ekranlara getirdik. İzleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Kerry ve Çavuşoğlu, her iki ülkenin, ABD'nin ve Türkiye'nin dışişleri bakanları önemli bir telefon görüşmesi yaptılar. Dün Biden da altını çizmişti. Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu bir nokta, Kürt koridorunu istemiyoruz vurgusu. Yok, öyle bir şey olmayacak dedi Biden dün ve noktayı koydu. Binali Yıldırım da eğer Fırat'ın doğusuna geçerlerse, Fırat'ın doğusuna geçene kadar bu operasyon devam edecek dedi. Telefondaysa Kerry şöyle söyledi, evet çekiliyor dedi. Bu süreç başladı. Şimdi bölgedeki PYD varlığı ne olacak? Türkiye Cerablus benzeri operasyonlar yapar mı? Buna nasıl karşılık verir? Bunu sormak istiyorum ama önce şu konudaki değerlendirmenizi alayım. Türkiye Cerablus hareketiyle nasıl bir mesaj vermeye çalıştı? Yani Cerablus hareketi mesajı gayet açık aslında, çok fazla üzerinde düşünmeye de gerek yok. Bu sefer Türkiye bu işi yaparken medya tarafını ve işin propaganda tarafını ihmal etmediği için en baştan, hatta operasyon başlamadan önce bile hedefler büyük ölçüde açık bir şekilde ifade edilmişti. Bir özel Twitter sayfası bile oluşturulmuş bu işle, bu operasyonla ilgili ve oraya baktığınızda daha en baştan bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi çoğul bir şekilde kullanılmıştı. Tabii ilk dakikalarda özellikle IŞİD tarafı daha vurgulanıyordu, ilk saatlerde diyeyim. IŞİD tarafı daha vurgulu bir şekilde açıklanıyordu, ifade ediliyordu ama operasyonun daha nispeten rahat olacağı anlaşıldığı andan itibaren ve Cerablus'un kısa sürede ele geçirileceği anlaşıldığı andan itibaren Türkiye PYD'yi giderek öne çıkartmaya başladı. Yani tek hedef IŞİD değildi diyebilir miyiz? Evet evet, yani ilk dakikadan itibaren aşağı yukarı bu belliydi. Zaten bu yeni bir konu da değil. Çünkü 2015 Haziran'ında Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda anlaşma sağlanmış idi. Araya bir sürü sorun girdi. Rus uçağının düşürülmesi Kasım ayında araya girdi. Dolayısıyla büyük ölçüde planlanmış olan operasyon 2015 Haziran'dan bugüne kadar gerçekleştirilememişti. O zaman bile üzerinde konuşulan ve anlaşılan konu PYD'nin Fırat'ın batısına geçmemesi meselesiydi. Fakat Türkiye tabii Rusya ile olan yaşadığı gerginlikten dolayı bu operasyonu gerçekleştiremeyince Amerika Birleşik Devletleri PYD'nin bir şekilde önünü açtı ya da sahadaki PYD'nin hızlı ilerlemesini de dur demedi. Ama o günden beri de Türkiye büyük bir baskı yapıyordu Amerika üzerinde. Münbiç'ten geri çekilmeleri ve doğusuna Fırat'ın geçmeleri konusunda. Tabii bu bütün bunlarda önümüzü açan şey Rusya ile olan aranın düzeltilmiş olması. O düzeltildikten sonra tekrar Haziran 2015'te Amerika ile birlikte üzerinde anlaşılmış olan plana geri dönüldüğü anlaşılıyor. Ve bu bölgenin tamamının bir şekilde terör örgütlerinden, buna PYD de dahil, IŞİD de dahil, pek şu anda konuşulmuyor ama muhtemelen fazla El-Kaide'ye yakın olan örgütler de dahil olmak üzere El-Nusra son zamanda adını değiştirdi örneğin. Bu tür örgütlere de fırsat vermeyecek bir alan oluşturulması düşünülüyor galiba. Peki Sayın Aydın, şimdi PYD'nin çekildiği haberi geldi, bunu biliyoruz. ABD yaptı bu açıklamayı. Şimdi PYD ve YPG'ye ciddi darbe indirmek istiyorsa Türkiye ve PYD bu dönüşünden vazgeçecek olursa daha uzun süreli bir harekat mı söz konusu olur bu noktada? Yani benzeri operasyonlar, Türkiye Cerablus benzeri operasyonlar acaba yapar mı bölgede? Bir kere bence bu operasyonun öyle hemen kısa sürede biteceğini hiç kimse düşünmemesi gerekiyor. PYD'den bağımsız olarak bile bunu düşünmemek lazım. Çünkü dün operasyonun başladığı sıradaki görüntüleri izlemişseniz, evet, Türkiye'nin açtığı alandan ilerleyen bölgedeki çatışacak güçlere bakıyorsunuz, çok zayıf gözüküyorlar. Onların Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye'nin desteği olmadan ve hatta yani sahada desteği olmadan
bu bölgeleri çok fazla elinde tutma ihtimali pek gözükmüyor. Yani ne PYD'ye karşı, ne IŞİD'e karşı, ne de Suriye rejimine karşı. Ve nitekim zaten son dönemde elinde olan alanları da büyük ölçüde kaybeden bir güçten bahsediyoruz. O yüzden bu burada bir sadece Cerablus diye de bakmamak gerekiyor. Bu operasyonun daha geniş düşünmek gerekiyor ve yine üzerinde anlaşılan plana göre baktığınızda 90 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Yani Türkiye sınırında 90 kilometre, aşağı yukarı 40 kilometre de eni olacak ya da aşağıya doğru, güneye doğru inecek bir hattan bahsediyoruz. Buranın tümünün şu anda söz edilen 4-5 bin kişilik bir kuvvetle elde tutulması pek mümkün değil. Yani PYD'nin 50 bini aşan bir, sadece PYD demeyelim, o işte Araplar da var içinde ama o geniş kuvvetin bir 50 bini aşan bir kuvveti olduğunu, çatışmacı kuvveti olduğunu düşünürseniz, yine IŞİD'in kuvvetlerini düşünürseniz 4-5 bin kişiyle bu alanın tutulması o kadar kolay evet, değil. Çok fazla grup ve ittifaklar var. Üstelik sürekli değişen bir durum var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgede bir süre daha kalıcı olacağını düşünmek lazım. Bir de eğer PYD hakikaten Münbit'ten tamamen çekilmez ise, şimdi çekilsin demek çok kolay ama o çekilip de hemen şu anda boşluğu dolduracak olan IŞİD'dir. Evet. Dolayısıyla bunu çekilmeden önce PYD'nin Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun bu bölgeyi alıp kontrolünde tutabilecek kadar da güçlenmesi gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Bunda belli bir vakit alacağını ben tahmin ediyorum. Peki şimdi IŞİD demişken Suriye'de muhtemelen sıkışacak ve Rakka'yı koruması da zorlaşacak bundan böyle ki orası onun merkezi ve başkenti olarak adlandırılıyor. Yani varlığını sürdürmekte zorlanacaktır gibi görünüyor şimdi haritaya bakıldığı zaman. Nasıl cevap verecek peki IŞİD buna bundan sonra? Yani bu savaşı Irak ve Suriye dışında da sürdürdüğünü biliyoruz ama daha şiddetli bir hal alır mı? Şimdi IŞİD pek çok cephede birden savaşıyor ve farklı güçlere karşı mücadele ediyor aslında, direniş gösteriyor diyelim. Burada şimdi Türkiye'nin sadece Cerablus tek başına yeterli ve önemli değil ama bütün bu 90 kilometrelik hattı kontrol altına aldığını varsayarsak, orayı aldığı anda IŞİD'in doğrudan Türkiye ile olan sınır bağlantısı kopmuş olur. Dolayısıyla buradan kendisine gelen, Türkiye'nin bütün engelleme çabalarına rağmen akmaya devam eden lojistik hattı da bu anlamda kapanmış olacak. O yüzden bu çok önemli. Bu operasyondan sonra büyük bir operasyon var. Yani birisi Irak'ta Musul'a yönelecek operasyon. Evet. Diğeri de Suriye'de Rakka'ya yönelecek operasyon. Ve aslında bu iki büyük operasyonu da bütün güçler belli ölçüde işbirliği yapacaklar diye tahmin ediyoruz. Musul'a yönelik bir operasyon da başlayabilir. Yorumları Barzani'nin Türkiye ziyaretiyle evet. Konuşuldu, değerlendirildi değil mi? Evet. Yani Musul operasyonu çok uzun zamandır hazırlık yapılıyor. Türkiye de orada işte Başika'daki güçleriyle aslında buna bir şekilde destek verecek ve muhtemelen uçaklarla da destek verecek. Sanırım Musul operasyonu son nihai olarak sonbaharda, yani şimdi Eylül'e de geliyoruz. Evet. Herhalde Ekim ayı gibi oradaki operasyon yapmanın rahat olacağı bir mevsimde o operasyon başlayacak. Rakka biraz daha vakit alabilir çünkü öncelikle bu PYD, Özgür Suriye Ordusu, Türkiye bağlantısının Kuzey Suriye'de bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sadece Münbit meselesi değil, şu anda Cerablus'tan çekilen, hatta büyük ölçüde çatışmadan çekilen IŞİD güçlerinin El Baba doğru gittiği söyleniyor biliyorsunuz. Evet, orada o bilgi var. Şimdi orada bir güç merkezi oluşacak herhalde. Orayı mesela Özgür Suriye Ordusu'nu özgürleştirecek Türkiye desteğiyle, yoksa mesela Münbiç'ten belki çekilmeyi aşağıya doğru kaymaya çalışabilecek PYD mi? Bu da tabii Türkiye ile bu Amerika ve PYD arasında bir gerilim oluşturabilir. Hani bütün bunların belli bir ölçüde açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bunun biraz daha vakit alacağını sanıyorum. Bir toparlanmadan sonra yeni hedef Suriye'de de Rakka olacak. Esas büyük hedef. Zaten Rakka ve Musul alınırsa IŞİD'in artık açısından burada daha anlamında bir savaşacağı alan çok fazla kalmayacak. Ama şeye dikkat etmek lazım. Yani Suriye ve Irak'ta IŞİD sıkıştıkça bu iki ülkenin dışında operasyonlarını, yani terör faaliyetlerini artırıyor. Buradaki en büyük hedeflerden bir tanesi de Türkiye. Yani o yüzden Türkiye'nin önümüzdeki dönemde
Evet. Yeni bombalama operasyonları, eylemleri açısından çok dikkatli olması gerekiyor. Aman diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın. Sağ olun.